Merhabalar değerli seyirciler. Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Hoş geldiniz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Ayşim Hanım, öğrenci koçu ve yaşam koçu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Değerli Ümit Bey, aile koçu ve kariyer koçu. Stüdyolarımıza teşriflerinizden son derece memnuniyet duymaktayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet. Geçen programımızda da çok önemli bir konuda kalmıştık. Yani hangi durumlarda öğrenci koçuna gidilir? Sınav koçluğu hizmetleriniz var mıdır? Bunlardan bahsederseniz çok şahane olacak. Çünkü öğrenciler bizi soru yağmuruna, mesaj yağmuruna tuttular. Teşekkür ederiz değerli öğrenciler. Gerek TEOK öğrencileri, gerek LYS, YGS öğrencileri ve üniversite öğrencileri eğitim koçluğu, öğrenci koçluğu veya sınav koçluğu alabilir miyiz? Bilgilenmek istiyoruz efendim. Buyurun. Tabii ki. Çocuklarımızın gelecekte huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri, kendi zeka ve becerileri doğrultusunda başarı gösterebilecekleri, uygun mesleği icra edebilmeleri, mutlu bir evlilik yapabilmeleri, sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri, toplumsal sağlığımız için en olumlu enerjileri üretebilmeleri için sürekli sevgiyi, sevmeyi, kendilerini olumlayabilmeleri gibi sürekli başarıyı hedeflemeleri ve ben yaparım, başarırım demeyi öğrenmeleri için her öğrencinin bir koça ihtiyacı vardır. Bu sayede mutlu bir gelecek inşa edebilmeleri için onlara bu yolculuklarında eşlik eden, onları başarıya ulaştıran, teknikleri öğreten bir koç her zaman yol göstericidir. Koçlar geçmişe değil, geleceğe yönelik çalışmalar yapar. Bir koç, danışanın geleceğini en mutlu şekilde inşa etmesinde bir araçtır. Her öğrencinin de mutlaka bir koçu olması gerekiyor. Çünkü öğrencimizin aile, okul gibi yaşantılarında doğru iletişim kurabilmeyi öğrenmeleri gerekir. Çünkü öğrencilerimizin derslerinde başarılı olabilmesi için başarıyı modellemeyi öğrenebilmesi gerekir. Öğrencimizin hafıza teknikleri sayesinde hafızalarını geliştirmeyi, yani bunlara ihtiyacı vardır. Yani hafızayı bir nevi bileyleme. Evet. Doğru. Antrenmanlarla belli antrenmanlarınız var mı? Güçlendirmesi gerekiyor. Tabii ki var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sonra öğrencilerimizin kuantum sıçramasının ne olduğunu bilmeye ve uygulamaya da ihtiyacı vardır. Öğrencimizin IQ ve EQ nedir? Bunları öğrenmeye de ihtiyacı var. Öğrencilerimizin odaklanamama durumu yaşandığında bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak teknikleri bilmeye de ihtiyacı var. Ayrıca öğrencilerimizin en iyi öğrenme dalga boyunu bilip bu frekansı ders çalışırken nasıl oluşturulur, bunları da öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü öğrencilerimiz özel müzikler ile EQ ve EQ'larının %20 yükseltip her ikisini de ahenk içerisinde nasıl çalıştırabileceklerini, öğrencilerimizin Mozart dehasını yakından tanımaya da ihtiyaçları vardır. Temsil sistemini öğrenmeye de, çoklu zeka testleri sayesinde 8 çeşit zekasından hangilerini daha etkin kullanabilmeyi bilmeye de ihtiyaçları vardır. Sınav kaygılarını yenmeye ihtiyaçları vardır. Düzenli ders çalışma alışkanlıklarını edinmeye ihtiyaçları vardır. Öğrencinin test sorularını, çözüm tekniklerini öğrenmeye de ihtiyacı vardır. Evet, gerçekten gerek öğrencilerin, gerek öğretmenlerin, gerek öğrenci yakınlarının, öğrenci arkadaşlarının ve öğrenci ailelerinin mutlaka öğrenci koçlarından öğreneceği ve bu birçok bilgiler var. Sizlere bu durumlarda müracaat ediliyor, geliniyor. Evet. Daha çok hangi dönemlerde geliniyor? Yani yaz döneminde de gelenler oluyor mu? Yoksa daha çok sınavlara yöneldiğimiz günlerde veya sınavların yakın olduğu günlerde mi geliyorlar? Daha çok genelde yaz dönemlerinde çok fazla hani öğrenci talebi olmuyor. Hepsi tatile gittiği için, hep okul modundan uzakta olduğu için çok fazla talep olmuyor. Genel itibariyle sınav zamanlarında aşırı bir yoğun talep oluyor. Bir de okulun ilk açıldığı zamanlarda, ilk ikinci aydan, sınavlardan öncesinde dikkat koçluğu şeklinde hani kendilerini toparlayabilmeleri açısından, çünkü adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Yaz döneminden okul dönemine geçerken adapte olamama sorunu yaşıyorlar. Akabinde sınav zamanında strese giriyorlar. Sınava başarılı olamayacakları kaygısını taşıyorlar. Genel itibariyle okul başında ve sınav zamanlarında, yaz döneminde çok da fazla talep olmuyor bu konuda. Gönül ister ki yazın başlanmış olsa böyle bir evet. çalışmalara öğrencimiz sınava daha donanımlı başlar. Hani son anda başlamak yerine baştan itibaren başlamak daha etkilidir. Evet, yani sorunlar, değerli seyirciler, sorunlar oluşmadan anladığım kadarıyla gelmek gerekiyor. Evet. Kötü notlar veya başarısızlıklar kapınızı çalmadan sizler birer öğrenci koçu, yaşam koçu edinerek başarının kapısını çalabilirsiniz. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Diğer konuğumun da soruları var. Son derece merak içindeyim. Bakayım notlarıma. Şu şekilde bir soru var sizlerle ilgili. Hani kariyer koçu olduğunuzdan bir önceki programımızda bahsetmiştiniz. Efendim, hangi durumlarda kariyer koçuna gidilir? Bir de kariyer koçu nedir? Çok yeni bir terminoloji. Bilgilenmek istiyoruz. Evet. Kıymetli hocam, şimdi her insanın yaşamı boyunca kariyerinde 5 ila 10 değişiklik yaptığı bilinmektedir. Kariyer koçluğu kişinin iş hayatına ilişkin konulardaki farkındalığını arttırmasına, yaşam amacı ve onunla bağlantılı olarak kariyer hedefleri konusunda netleşmesine, kariyerindeki gelişim ve dönüşüm için etkili olacak aksiyonların yardımcı olan etkileşimli bir iletişim sürecidir. Doğru. Bu süreçte kariyer koçu dinleyerek, pozitif geri bildirim vererek, güçlü sorular sorarak ve modelleme yaparak etkin ve etkileşimli bir iletişim ortamı oluşturur. Doğru soru sormaya odaklanır. Çünkü koçluğun temelinde doğru ve güçlü soru sormak vardır. İşin temeline inebilmek için güçlü sorular sormak. Yani doğru soruyu doğru zamanda ve güçlü bir şekilde kariyer koçu veya yaşam koçu, Ayşim Hanım'ın da az önce bahsettiği gibi, yani öğrenci koçuna müracaat ederek çok ciddi anlamda güç kazanıyor size danışanlar. Evet. Buyurun. Danışanların bugününü inceleyerek işe başlarız ve onları gelecekte yapmak istediklerine doğru yönlendirir. Geçmişini sorgulamayız. Güçlü yönlerini ortaya çıkararak işlerinden maksimum derecede verim almalarına katkı sağlarız. Amaçları, değerleri ve tutkuları ile uyum içinde bir iş hayatına kavuşmalarını hızlandırırız. Yani sizler birer yol gösterici ve navigasyon gibi kariyerlerinde bir rol oynuyorsunuz galiba, değil mi? Evet, biz el fenerini böyle tutuyoruz. Evet. Yolu gösteriyoruz. Kişi hedefini rahatlıkla görebiliyor. Hani tabii ki. Peki siz onlara tavsiye gibi veya dikte eder gibi, hani büyüklerin bize kafanı kırarım, işte şöyle ol, işte mühendis ol gibi değil, daha çok güçlü sorularla bunu başarıyorsunuz. Tabii ki de, kesinlikle öyle. Dikte etmek diye bir şey yok. Dikte etme yok. Sadece hayır, asla yok. Zaten danışanlarımızın içinde olanları, istek ve arzularını biz ön plana çıkartıyoruz. Onların çıkaramadıklarını, çıkarmakta zorlandıklarını belirledikleri hedeflere ulaşmaları için aslında yolu biliyorlar. Evet. Danışanlarımız. Ama o yola nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Biz de bir fener gibi, bir el feneri gibi böyle ışık tutarak doğru yolu, doğru soruları sorarak, yönlendirerek yapıyoruz. Aslında içlerindeki cevheri uyandırıyoruz. Evet. Bu ciddi bir uyanış. Hani lanet okuya okuya veya kahrede de işe veya mesleğe yönelmiyorlar. Tamamen tabiri caizse göbek ata ata, sevine sevine, mutlu ola ola sizler sayesinde yolunu ve yordamını öğreniyorlar. Değil mi? Evet. Peki hangi durumlarda kariyer koçuna gidiliyor veya bu konuda daha başka neler söylemek istersiniz? Şimdi şu konuya da açıklık getireyim. Kimler için daha yararlı olacağından bahsedelim. Özellikle şimdi iş hayatına yeni atılacak olan kişiler, işlerinde bir değişime, dönüşüme gereksinim duyanlar, farklı bir iş, farklı bir sektör deneyimlemek isteyenler, iş hayatına ara verdikten sonra geri dönmek isteyenler, aynı işlerine geri dönmek isteyenler ve daha güçlü olarak dönmek isteyenler tabii ki de, profesyonel olarak çalışırken kendi işini kurmak isteyenler. Bir yerde profesyonel olarak çalışıyorsunuz ama o iş alanında kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Biz bu alanda da yardımcı oluyoruz düşünce ve fikirlerle. Sık sık iş değiştiren ancak bir türlü istediği işi ve iş ortamını sağlayamayan, bulamayan, bir de emeklilik döneminde üretken olmayı arzu eden danışanlarımıza kariyer koçluğu olarak bizden yararlanabiliyorlar. Evet, meslek koçluğu babında veya anlamında da yani kaç yaş üzeri öğrenciler veya kişiler size müracaat edebilirler? Ortalama daha çok hani anladığım kadarıyla emeklilerden bahsettiğinize göre bir ömür boyu size müracaat edilme fırsatı var. Yalnız evet, yani sonu yok. İstediği kadar müracaat edebiliyor. Başlangıcı nedir? 10 yaş mıdır? 12 yaş mıdır? Ortalama? Bunun bir yaş sınırı yok. Alanımızda bir yaş, herhangi bir yaş sınırımız yok, sınırlandırmamız yok. Her yaş aralığında kendini geliştirmek isteyen, hayatını şekillendirmek isteyen, daha mutlu, daha güzel bir hayatı yaşamak isteyen danışanlarımıza hizmetler veriyoruz. Yani meslek ve iş yaşamını düzenlemek, evet, mutlu mutlu, daha az acılar, daha az sıkıntılar, keşke bu bölümü okumasaydım gibi, keşke işte falanın filanın istediği mesleği olmasaydım da bir kariyer koçundan müracaat edip, akıl fikir alıp, danışıp, destek alıp sizlerle yolunu aydınlatabilirler. Bazı yolların dönüşü olmuyor anladığım kadarıyla. Evet. Doğru değil mi? Çoğu kişi Türkiye'de araştırmalara göre, hani sizleri konuk etmeden önce bunları araştırdım. Biz kariyer koçundan nasıl istifade edebiliriz diye. Az önce çok tüyo verdiniz aslında. Bir kişi yaşamı boyunca 10-12 kariyer değişikliği veya meslek değişikliği yapabiliyor. Bu da aslında bir yönüyle fırsat gibi görülürken bir yönüyle de çok ciddi sıkıntılı bir durum. Değil mi? Yani evet, sık sık rota değiştirmek insanda güç ve enerji kaybına, pişmanlıklara, maddi manevi kayıplara yol açıyor. Daha az meslek veya kariyer değiştirerek veya zamanında rotasını sizlerle belirleyebilirler diye anlamış bulunuyorum. Başka daha heyecan verici neler getirdiniz bize? Ne gibi bilgiler vereceksiniz? Kıymetli hocam, kariyer koçluğundan ne beklemeliler? Evet. Bizlerden ne beklemeleri gerektiğine değinelim. Danışan açısından kariyer koçluğunun arzu edilen sonuçları, öz farkındalığın gelişmesi, yaşam amacı ve hedefleri konusunda netleşme, net olma, iş ortamında etkinliğin ve verimliliğinin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi olarak özetleyebiliriz. Bu süreçte koçluk sürecinin nasıl işlediğini, işleyişimizin neler yaptığımızın, nasıl başladığımızı da kısaca değinmek isterim. Öncelikle danışanın koçluk gereksinimlerini tespit ederiz. Neye yönelik bir gereksinimi olduğunu tespit ettikten sonra danışan ile koçun uyumlu bir çalışma yapıp yapamayacağı değerlendirilir. Danışan ile koçun uyumlu bir çalışma yapamayacağı durumlarda ise danışanın başka bir profesyonele yönlendirilmesi yapılır. Yani psikolog veya psikiyatrlara veya başka yaşam... Evet, farzen şöyle, mesela benim danışanım diyelim, incelememizi yaptık, değerlendirmelerimizi yaptık ama benimle uyum içinde çalışamayacağını anladık. Benimle uyumlu bir şekilde çalışamayacağını anlayınca başka bir profesyonele, mesela Ayşim Hanım'a yönlendirdim. Ayşim Hanım da aynı denemeleri yaptıktan sonra uyumla çalışacaklarını anladılarsa koçluk hizmetlerine Ayşim Hanım'la beraber devam etmeleri gerekmekte. Çünkü benimle uyumu yakalayamadılarsa ya da yakalayamadıysak bir verimliliği olmayacak. Yani sizler bir koordinasyon veya konsültasyon şeklinde başka yaşam veya öğrenci, aile koçlarına yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Ya da... Yani yaşam koçunu seçme fırsatımız da var anladığım kadarıyla. Hı hı. Ya da eğer onda hani bizim çözemeyeceğimiz yaşam koçluk için başvurmuş olabiliyorlar bazen. Ama yaşam koçluğu dışında başka psikolojik sorunları varsa ve biz üstesinden gelemeyeceğimiz bir durumsa, hani bizi aşan konularsa, biz onları yine bir psikolog ya da bir psikiyatr uzmanlarına yönlendirme yapabiliyoruz. Hani çünkü bizim alanımıza girmiyor. Biz tıbbi yönden hani ya da o yönden destek vermiyoruz. Evet. Biz tedaviden ziyade koçluk hizmeti veriyoruz. Tabii. Burada yol bulma, yön gösterme, evet. Yol haritası çizme, hedeflerini belirleme o anlamda. Burada ben sizlerden hani son derece memnun kaldım. Hani herkes haddini, yaşam koçlarının bildiğini, sınırını bildiğini ve diğer meslek gruplarında psikologların, pedagogların veya psikiyatrların da kendi sınırları ve gerektiğinde de başka uzmanlık alanlarından fayda görebileceklerini, hatta sizler gibi diğer meslek gruplarına gönül rahatlığıyla gerektiğinde haddini ve sınırını bilerek yönlendirebileceklerini anlıyorum. Son birkaç dakikamız var. Hani çekim öncesi bir konudan bahsetmiştiniz. Bilişsel çarpıtmalar olur, hayata pozitif bakma, eğitici öyküleriniz var mı? Hani evet. Bunlardan sadece bir tanesini alalım çünkü süremiz kısıtlı. Buyurun. Peki, şimdi size sosyal medyada çok yaygın olan bir kör dilenci hikayesi var. Bilmiyorum izlediniz mi? Belki de takip ettiniz, bilemiyorum ama ben ondan bahsetmek istiyorum. Danışanlarımla da hep bu konuda hani anlattığımda çok hoşlarına gidiyor bu hikaye. Ve kendimize de aslında bir yön çizmesi açısından. Kör bir dilenci var. Hayatını dilenerek geçindiriyor. Ve yine bir gün tezgahını açıyor, işte önüne şapkasını koyuyor ve pankartını asıyor. Ben doğuştan körüm, çalışamıyorum. Ve yoldan geçen bir sürü insan var ve onu fark etmiyorlar. Fark eden kişiler çok az kişi. Atıyorum 30 kişiden 5 kişi ancak fark ediyor. Ve bu durumu reklamcı birini fark ediyor ve hemen dilencinin yanına gelerek o pankartını alıyor, ters çeviriyor, arkasına bir şeyler karalıyor. Ve şapkasına parayı atıyor ve gidiyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kör dilencinin şapkası inanılmaz derecede dolmaya başlıyor. Para dolmaya başlıyor ve bu durumdan tabii ki hoşnut dilencimiz. Ve akabinde akşam üzeri kör dilencinin önünden yine o reklamcı geçerken bir anda işte tekrar para atmak istediğinde ayakkabılarından o kadın olduğunu anlıyor kör dilenci ve diyor ki işte... sen benim kağıdıma ne yaptın diyor. Ne yaptın da böyle oldu? Diyor senin yazdığın yazının aynısını yazdım. Kör dilenci ne yazmış? Ne yazmış olabilir, evet. Kör dilenci, ben doğuştan körüm, çalışamıyorum. Ama reklamcı farklı bir bakış açısı vererek, bugün hava çok güzel ama ben göremiyorum. Aslında ikisinin de vurgulamak istediği tamamen aynı şey. Ama bazen kelimeleri doğru yerde kullanmadığınızda farklı sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden farklı bakış açıları mutlaka vardır. Benim literatürümde imkansız diye bir şey yoktur. İmkansızlık mutlaka çözülebilir. Evet, teşekkür ederim. Ve benim sloganım da kendine inan, kendine güven, hayatından lezzet al, anı yaşa. Teşekkür ederiz. Bu arada getirdiğiniz ajanda içinde My Life Koçluk Merkezi'nin değerli seyirciler iyi seneler hediyesiyle sizlere mutlu seneler, iyi seneler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ayşim Hanım gibi koçlarla, Ümit Akpınar gibi koçlarla yeni yılı karşılayın dilerim. 2017 yılının koçlar gibi geçmesini temenni ediyorum. İyi seneler efendim. Hoşça kalın. Bye bye.